Tabii. İş hayatında güven çok önemli oğlum. Mesela ben bugüne kadar güvenmedim, hiç kimseyle iş yapmadım. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Gitmeden bir güvenliği arayıp rutin kontrolleri yapacağım. Sağ ol Hakim. Görüşürüz. Akif'in konakta olması çok iyi oldu baba. Güvenlik anlamında içim çok daha rahat artık. Haklısın. Oğlum. Sen şirkete ne zaman döneceksin? Dönmeyi düşünmüyorum. Şimdiye kadar Tarık iyi idare etti. Bundan sonra da o devam etsin. Orası öyle de oğlum. Bu mesai işi pek iyi olmadı ama. Öyle evet ama tek bir hatada da insanların üstünü çizmeye gerek yok. Umarım bu son hatası olsun. Ben bir süre daha şirkete dönmeyi düşünmüyorum. Şu an önceliğim de gündemim de Dilan. Hala desteğime ihtiyacı var. Kafası çok karışık. Bana iyiyim falan diyor ama bir şey var sanki. Ne olduğunu anlamam gerek. Tamam. Bir sorun çıkmadı değil mi? Güzel. Emriniz yerine getirildi. İşçilerin çıkışları bildirildi. İşlemler yapılıyor. Ama Baran Bey bunu duyacaktır. Tabii ki duyacak. Ama duyduğuyla kalacak. Yapabileceği hiçbir şey yok. Baran şirketten elini ayağını çekeli çok oldu. Onun yokluğunda bütün düzen değişti. En fazla eser güller o kadar. He. Daha fazlasını yapmak isterse gelir konuşuruz. Ne duyması gerekiyorsa duyar. Sen beni kandıracağını mı zannediyorsun ha? Uyurken bile haylazlık peşindesin. Sen bu gördüklerini birine anlat. Bak ben sana o zaman yapacağımı biliyorum. Selam. Selam Berfin.
Baran'a kahve götüreceğim. Baran abi yan çardakta az önce gördüm. Kahvesini içti galiba. Ama belki bir limonatayı gidebilir. İyi fikir. İpucu için teşekkür ederim. Bilmiyorum ki. Kafam çok karışık bu aralar. Bir unutkanlıktır gidiyor. Sanki yaptığım her şeyde bir boşluk var gibi. Bazı şeyleri hatırlayamıyorum. Ama bu söylediklerimiz aramızda kalsın, olur mu? Baran'a bir şey söyleme. Onu endişelendirmek istemiyorum. Ben bir şekilde çözeceğim. Yardım edebileceğim bir şey olursa buradayım, biliyorsun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Güvenlikten aradılar kızım. Sana bir kargo varmış. Tamam Asibe abla, bakacağım ben şimdi. Tamam canım. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Karına, ailene destek olmak için kendi acını bastırdın. Siz kendinizi de, birbirinizi de sabrınıza sığınarak iyileştireceksiniz. Sabır bize lütfedilmiş en büyük kuvvettir. Burada olduğunuzu bilmiyordum Kudret Baba. Buyurun. Sağ ol kızım. Sağ ol, ben almayayım. Siz böyle baş başa oturup bir soluklanın hele. Benim Çınar için bitirmem gereken bir şey var. Hadi selamet. Limonatayı yak. Gerçi sen ne yapsan bana iyi geliyor mu? Aslında iyi gelen yaptıklarım da değil. Sensin. Varlığın yetiyor. Çınar'ın odası çok güzel oluyor. Hemen de kabullendi odayı. Nasıl sevinçli, nasıl heyecanlı bir görsen. Ona odayı vermekle çok iyi yaptık Baran. Şu hayatta bir çocuğun yüzünü güldürmekten daha güzel ne olabilir? Sen varsın. Tarık'la Ceyda da itiraz etmediler. İyi başlamadık ama belki her şey yoluna giriyordur artık. Çınar'da köprü olur aramızda. Olur tabii. Her şey düzelir illa ki. Yeter ki sen canını sıkma.
Hava serinledi sanki. Üzerinde ince. İçeri geçelim.